şöyle koymam lazım. Nasıl? Şuraya. Tamam. Tamam. Evet. Başladı. Bizim şimdi malum baykuşa da merakımız var. Bir de baykuş hikayesini senden dinleyelim. Biliyorsunuz Sultan Süleyman Efendimiz hem büyük bir hükümdar ve peygamber. Bir gün eşinin isteğiyle bütün mahlukatın tüylerinden yatak yaptırmak istiyor. Ve emir veriyor. Herkes geliyor, belli bir yere silkiniyor. O tüyleri toplayıp yatak yapacak. Buna baykuş itiraz ediyor. O zaman leylek ötüşü olan güzel bir hayvan Sultan Süleyman'ın jandarmalığını yapıyor. Ona emir veriyor. Git diyor, baykuşu al gel. Baykuşa ağacın kovuna girmiş. Gagasını uzatıyor. Hadi seni Sultan Süleyman istiyor. Ben gitmiyorum diyor. Böyle çekecek kanatlarından. O arada dilini nasıl koparttıysa leylek başlıyor. Tak 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 vurarak ötmeye. Lisanını kaybediyor. Ve o can havlinden de can şeyinden alıyor baykuşu Sultan Efendimizin önüne getiriyor. Diyor ki niye gelmedin ben emir verdiğimde? Gelmedim efendim. Ben sizin emrinize itaat etmedim bu emrinize. Çünkü bütün mahlukatı zarar veriyorsunuz. Peki ben seni affedeceğim. Sana bir soru soracağım. Bunu bilirsen affettim. Bilemezsen kelleni alırım. Bütün neslini tükeririm. Sor diyor. Dünyada kadın mı çok, erkek mi çok diyor. Baykuş da hiç düşünmeden diyor ki kadın çok efendim. Nereden vardın bu kanaata? Kadının sözüyle hareket eden erkek de kadından sayılır diyor. O zaman Rabbül Alemine Sultan Süleyman Efendimiz dua ediyor. Ya Rabbim bu mahlukatın rızkını ölünceye kadar ayağına getir. Allah'ım senden isteğim ve dileğim budur diyor. Ve ondan sonra baykuşun ayağına nasibi gidermiş. Şeyi oradan geliyor. Vay be. Biz de bir baykuş olduk yani. Allah ailesi bir versin. Allah razı olsun. Cümlemizden oğlum ne demek ki?